maddenin hakikati mehdiyetten sonra unutulacak mı? Ah severim ben senin o minik burnunu, o güzelliğini, çok güzelsin, canımın içi sen. Nasıl tatlı varlık maşallah. Allah sana uzun ömür versin, hayır bereket versin. Allah seni sağlıkla, sıhhatle sarsın. İnşallah. Ve cennetiyle şereflendirsin. O hayret onu bilmesi maşallah. İsa Mesih'ten sonra tabii. Adam diyecek ki, nerede beynimin içinde ya falan. At taşı, bak tak düştü. Olur mu ya, ahmak ya. Kafa gitti ya. Tabii İsa Mesih'in vefatından sonra. Ya böyle hurafeler anlatıyorlardı falan. Ya şimdi ben, bardak nerede diyecek? Burada. Adam uzat elini, uzat. Nasıl beynimin içinde oluyor bu ya der. Değil mi? Al götür bardağı diyor, götürüyorsun. Olur mu? Bak adam alıp götürüyor diyor. Bu tip bir usul var. Böyle çok aptalca teşhislerle maddenin mutlak varlık olduğunu iddia edecekler. Ama tabii bu belanın başlangıcının bir aşaması. Yasemin Hocam, saç etinizin Monica Bellucci tarzında olduğu ve Monica Bellucci'nin güzelliğini ifade ettiğiniz açıklanıyor. Bir İtalyan kadını güzelliği var deniyor. Teşekkür ederim aşkım, maşallah, elhamdülillah. Ve fizik güzelliğiniz tabii Monica Bellucci'yi geçer. Maşallah. Sen şahanesin aşkım, çok ben, etkileyicisin. Evet, bu kadar güzel vücutlu bir kadın çok nadir olur. Maşallah. Yani hayret ediyorum fizik güzelliğine. Maşallah, elhamdülillah aşkım. Huyu da ahlakı ve hocam hafızdır. Evet. Bak Kur'an'ı Arapçasını su gibi biliyor. Dikkat edin. Türkçesini de su gibi ezberden bilir. Yani böyle hafız olmaz görevli bak. Arapçasını bilir, Türkçesini bilmez. Ya Türkçe bilir, Arapça bilmez. Hocam hem Türkçe hafızı hem Arapça hafızı. Yani Arapçası da mükemmeldir. Yani İngilizcesi, Arapçası. Evet dinliyorum. İsmini de görebiliriz Monica Bellucci'nin. Aynısı. Maşallah. Aynısı. Allah Monica Bellucci'yi ahirette de inşallah nasip etsin kardeş olarak, dost olarak.